etrafımızda gördüğümüz her şey bilim sayesinde hayatımızda. Telefon, televizyon, uçak, arabalar. Felsefede, insan işlerinde, siyasette, aklınıza gelebilecek her şeyde bilim vardır. Yeni şeyler üret, yapılmamışı yap. İlk fikri bul. Hayal gücünüzü kullanın. Ve sıradan olmayı reddet. Ve hayata kendinden bir şeyler kat. Bilimin heyecanına katıl. Barış dolu bir dünya yarat. Şimdi sen de bir adım at. Hayallerin nerede bir bak. Şimdi sen de bir adım at. Hayallerin nerede bir bak. Misafirleri, gönüllüleri, destekçileri. Üç Rektör ve Bilim Kahramanları Derneği'nin ortak ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen 2015 Genç Bilim İnsanı ödül törenine hoş geldiniz. Açılış konuşmasına geçeceğiz de öncesinde bir şeyler söylemek istiyorum. Vallahi bu kadar olacağımızı bilseydim benim salonda toplanırdık. Hani bilim insanı, bilim falan deyince insan böyle daha şey bekliyor. Ondan sonra memlekette, ülkede niye bilim gelişmiyor? Değil mi? Eminim ki trafikte kalanlar vardır. Yapacak daha önemli işleri olanlar vardır. Önemli değil. Eminim ki önümüzdeki yıllarda bu salonu daha da fazla doldurmaya çaba göstereceğiz. Daha da fazla dolduracağız değil mi Özlem Hanımcığım? Peki efendim. Açılış konuşmasını yapmak üzere Bilim Kahramanları Derneği Başkan Vekili Sayın Suat Özçağdaş'ı huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok cesaretlendirici bir ortam gerçekten. ama gerçeklerle yüzleşmemiz de lazım tabii doğal olarak. Öncelikle sayın rektörlerimize, sevgili seçici kurulu üyelerimize, kıymetli bilim insanlarına, akademisyenlere, araştırmacılara, kamu özel ve sivil toplum örgütlerinin aramızdaki geniş katılımcılarına, bilim kahramanlarının üye ve gönüllülerine ve misafirlerimize burada bulundukları için teşekkürlerimizi sunuyorum. 2015 Genç Bilim İnsanı ödül törenimize hoş geldiniz efendim. Bugün aramızda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Mustafa Güven var. Hoş geldiniz hocam. Okan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ayşe Kut var. Ayşe Şule Kut var. Hoş geldiniz hocam. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu var. Hoş geldiniz hocam. Ve bizim de başkanımız İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sıdıka Semahat Demir var. Siz de hoş geldiniz hocam. Bugün bu açılış konuşmasını geleneksel olarak yapan sevgili eski başkanımız Hakan Habib adına da konuşuyorum. Ona da buradan Amerika'ya sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Sevgili Hakan bir süredir Amerika'da, tekrar aramızda olacak yakında. Bu konuşmaları geleneksel olarak o yapardı. Çok söyleyeceği şeyler var bilimle ilgili. Bugün o açığı ben kapatmaya çalışacağım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yani gün geçmiyor ki bir acıyla ilgili bir haber almayalım. Hatta dün mesela Twitter'da gördüm, sabah şu oldu, öğlen bu oldu, akşam bu oldu gibi. Sadece biz değil, ülkemiz olduğu kadar bölgemiz de
insanlık da bütün ülkelerde benzer bir süreçten geçiyorlar ve aslında bir tür insanlık testiyle karşı karşıyayız galiba. Ve bu tanık olduğumuz bütün bu zulümler, şiddetler, acılar, bunların hepsi bitmeyecek gibi geliyor. Bir yerden baktığınız zaman yani bunun ne zaman bir sonu olacak, bugünü de böyle bir acısız yaşayabilecek miyiz gibi sık sık düşünceye kapıldığımız oluyor. Çok erken yaşta yaşamını kaybedenler, çocuklarını kaybedenler, akrabalarını kaybeden insanlar, terör olaylarına kurban giden insanlar, sadece 5000 kişi Akdeniz'in sularına gömülmüş bu sene içerisinde. Bir tek Alihan bebeğe ne kadar ağladığımızı düşünürseniz aslında bu 5000 hayatın sayı olmanın ötesinde ne anlama geldiğini de hep beraber daha çok idrak edebiliriz. Bunları niye söylüyorum? Aslında ülkeleri, toplumları, grupları, bireyleri her birimizi ayrıştırmak, kamplaştırmak, düşmanlaştırmak için çok fazla çaba ve hareket var. Çok da kolay yöntemler var. Çok hızla bir başkasını ötekileştirebilirsiniz. Çok hızla farklılıklarınız üzerine odaklanabilirsiniz. Oysa birleştirmek ve birlikte olmak için bilim ve sanat dışında çok fazla bir yöntem yok. Biz bu çalışmaya başlarken tam da böyle bir yerden aslında başlamıştık. Çünkü bilim ve sanat, bizim özelimizde bilim, geleceğe doğru aslında bir umut penceresi açan yegane enstrüman belki de. Dolayısıyla Bilim Kahramanları Derneği'ni kurduğumuzda ve 4 yıl önce bu çalışmaya başladığımızda da bunu güçlendirmeye çalışmıştık. Bugün katılım çok başarılı değil. Buna duygusal olarak belki etkileniyoruz ama iki açıdan bakmak lazım. Birincisi bu tarih meselesini belki bir gözden geçirmemiz lazım. Ramazan'a denk gelmesi gibi bir tarihe bakmamız lazım. İkincisi de belki de biz çok iyi beceremiyor olabiliriz. Yani çünkü başka katıldığımız birçok organizasyon var. Çok daha fazla sayıda insan geliyor. Bilime olan ilginin biraz az olması da bunda bir faktör olmuş olabilir ülke genelinde. Çünkü burada eminim yılın şarkıcısı ödülü veriyor olsaydık yüzlerce insan kapıdan girmek için çalışıyor olacaktı. Aslına bakarsanız tam da böyle bir arayış içerisinde böyle bir çalışma yapmaya karar vermiştik. Yılın bilim insanı ödülleri olsun, biz de bilim insanlarını toplumun odağı haline getirelim, gözünün önüne getirelim istemiştik. O yüzden böyle bir çalışmaya başlamıştık 4 yıl önce. Başarı hanesine yazılabilecek olan şey şu: çok başarılı akademisyenler bu çalışmaya başvurma nezaketini gösteriyorlar. Bu bizi cesaretlendiriyor. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bize değer veriyorsunuz. Bu bizim için önemli bir şey. Biz de karınca kararınca elimizden geldiğince doğru bir ortamda doğru bir tören yapmaya çalışıyoruz. Ama daha öğreneceğimiz çok şey var galiba. Bilim Türkiye gibi bir ülke için çok farklı anlamlara da sahip. Çok bilimsel bilgi üzerinden karar alan ve tartışan bir ülke olduğumuzu söylememiz zor. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bizim orta gelir tuzağından kurtulmamız için, katma değerli üretimi geliştirmemiz için, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı hızlandırmamız için birçok toplumsal kalkınma parametresinde istediğimiz noktada değiliz. Bilimsel üretimi güçlendirmemiz için, bilgiyi hakim kılmamız için ve en önemlisi belki de toplumsal barışı sağlamak ve mutlu bir ülke ve insanlar ve yurttaşlardan oluşan bir toplum yaratabilmek için bilime daha çok ihtiyacımız var. O yüzden Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu adına şunu söyleyebilirim: biz bu arayışı devam ettireceğiz ve bundan sonraki yıllarda da inşallah daha kalabalık, daha güçlü toplantılar yapabilir olacağız ama bu arayış devam edecek. 5 yıl önce derneği kurduğumuz zaman 2011 yılında 3 tane temel hedef belirlemiştik. Bunlardan bir tanesi bilimi toplumun odak noktası haline getirmek. Çünkü bilim toplumun odak noktası olmazsa geleceğe dair söz söylemek biraz önce söylediğim gibi çok zor. Çocuk ve gençleri erken yaşta bilime, temel bilimlere özellikle çekmek gibi bir hedefimiz var. Genç bilim insanlarını yüreklendirmek gibi 3 temel hedef üzerinden yola çıkmıştık. Ki bu organizasyonda bu 3. hedef üzerine. 4 tane ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Aslına bakarsanız belki de organizasyon olarak en az katılımlısı bu oldu ama yüzlerce, binlerce gencin katıldığı çok coşkulu işler yapıyoruz. Bilim insanlarımıza şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece bir tanesinin videosuna bakma ricasında bulunuyorum size. Türkiye'nin geleceği olan, dünyanın geleceği olan, insanlığın geleceği olan çok sayıda 9, 10, 11, 12 yaşında çocuklar birçok iş yapıyorlar ya da daha küçük ya da daha büyük çocuklar. Biz 4 alanda faaliyet yapıyoruz. Birisi minik bilim kahramanları buluşuyor fuarları. Bu 6-9 yaş grubu için yapıyoruz. İkincisi bilim kahramanları buluşuyor turnuvaları düzenliyoruz. Bunu 13. sezonunu yapacağız bu sene. 9 ve 16 yaş grubu arasındaki çocuklar için binlerce çocuğumuz katılıyor Türkiye'den. Ve Dünya Robot Olimpiyatı'nı 2. yıl bu sene Türkiye'de düzenliyoruz. 14-18 yaş için düzenliyoruz. Ve bir sonraki yaş grubu olan 38 yaş altı bilim insanları için de bu etkinliği düzenliyoruz. 2015-2016 sezonunda 800 gönüllümüz bu çalışmalarda yer aldılar. 40 ilden 3000'den fazla çocuk ve genç katıldı bu çalışmalara ve fiilen aylarca bunların içerisinde çalışarak katıldılar.
Dördüncü yılını düzenlediğimiz bu genç bilim insanı ödülleri içinde 24.232 akademisyene çağrıda bulunduk. 39 ilden 146 başvuru aldık. Ki ilk yıllarda acaba zaman içinde sayı azalır mı diye düşünüyorduk. Seçici kuruldan bizim aldığımız geri dönüşüm ve geri bildirim çok iyi başvuruların ve çok seçilen akademisyenlerimizin çok önemli işler yaptıkları ama seçilemeyen bir o kadar daha bir sınır nedeniyle çok daha fazla sayıda değerlendirilmesi gereken isim olduğuydu. Dolayısıyla umuyorum önümüzdeki yıllarda bunlar artarak devam edecek. 7 seçici kurulu üyemiz vardı. 9 kişiye ödül veriyoruz bugün. 3 temel alanda veriyoruz bu ödülü. Bilime katkı, bilimin yayılmasına katkı ve toplum yararına kullanılmasına katkı olmak üzere. Bazen çok daha kalabalık gruplarda çok daha alkışlarla motivasyonumuz artıyor. Bunu sağlamak bizim görevimiz. Bunu daha çok yapacağız. Ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilimin bu ülkenin odak noktası haline gelmesini sağlayacağız. Çünkü bilim evrensel olarak birleşeceğimiz en temel olgu. Bütün umudumuz bilimde. Hepinize geldiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun efendim. Suat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şöyle hemen geceye başlamadan önce isterseniz gelin bu 3 senede neler yaşamışız? Hep beraber birlikte bir hatırlayalım. Hangi evrelerden geçmiş bu 3 sene? Hep beraber şimdi beraber bir şey seyredeceğiz. 2012 yılında rektörlerimiz Profesör Doktor Yalçın Karayağız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Sıdıka Semahat Demir İstanbul Kültür Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Erhan Erkut Özyeğin Üniversitesi'nden 17 şehirden 46 başvuru almışız. Ödül alan 5 tane bilim insanını görüyorsunuz. Hep beraber bir alkış alabilir miyiz onlara? İlk senemizdi 2012. 5 değerli bilim insanına buradan ödüllerini ulaştırdık. 2013 yılında rektörlerimiz Profesör Doktor Mustafa Aydın Kadir Has Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Nihat Berker Sabancı Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Mehmet Yavuz Coşkun Gaziantep Üniversitesi'nden katılan rektörlerimizdi. 17 şehirden 75 başvuru aldık. Ve ödül alan 8 bilim adamımız bugün hala akademisyen hayatlarına, akademik hayatlarına devam ediyorlar. 2014 yılına geldiğimiz zaman Profesör Doktor Naci Gündoğan Anadolu Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Berrak Kurtuluş Gedik Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Remzi Sanver İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden katılan rektörlerimizdi. 28 şehirden 154 başvuru aldık. Farkındaysanız başvurularımız gittikçe yukarı doğru çıkıyor. Ve 2014'ün kazanan 6 bilim insanı ekranlarınızda. Ve gelelim 2015'e. 2015'te bu yılın rektörlerini görelim. Rektörlerimiz Profesör Doktor Cevdet Coşkun Giresun Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Mustafa Güden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Profesör Doktor Ayşe Şule Kut Okan Üniversitesi, bu sene 2015'teki rektörlerimiz. Bu sene seçici kurulumuzu hep beraber görelim. Profesör Doktor Sayın Öznur Ergen Akçin Ordu Üniversitesi, Doçent Doktor Cemil Arıkan Sabancı Üniversitesi, Profesör Doktor Durmuş Ali Demir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Profesör Doktor Serdar Karadeniz Giresun Üniversitesi, Profesör Doktor Bülent Sankur Boğaziçi Üniversitesi, Profesör Doktor Levent Sevgi Okan Üniversitesi ve son olarak Profesör Doktor Hasan Yıldız Ege Üniversitesi değerli vakitlerini ayırıp bizim için çok değerli mesailer harcadılar. Onlara bir alkış alabilirsek. Bu sene 39 şehirden 146 başvuru aldık. 2014 senesinde 154 olan başvurumuz 146'ya düşmüş gibi gözükse de 2014 senesinde 28 şehirdi. Bu sene 39 şehir. Bu şu demek, bu haritada gün geçtikçe daha fazla yayılıyoruz demek. Bu
bizi öldürmeyen şeyin güçlendirdiğinin bir resmidir. Sıra bu gecenin kahramanları olan 2015'in genç bilim insanlarında. Ödül alan 9 bilim insanımızı sunmak üzere 2013 yılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Seçici Kurul Üyesi, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Vekili Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali Gülgün'ü alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Heyecanlı. Benim kadar değildir. Bu kadar akademisyen arasında hani ya, kendi yaptığım iş böcek gözünde görülüyor. Yok ben bir de geçen sene batırdığım için daha da heyecanlı. Yok yok hayır ben geçen seneyle alakalı feedbackler aldım, bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok yani. Hani sizin o müthiş enerjiniz bu sene sirayet eder. Şimdi 2015 yılı genç bilim insanlarımızı tanıyor. Akış şu şekilde gerçekleşecek. Önce ben bilim insanlarımızın yapmış oldukları çalışmaları herkesin anlayabileceği bir dilde açıklamaya çalışacağım efendim. Sonra Mali Hocam seçici kurul üyelerimizin genç bilim insanlarımızı seçme nedenini anlatacak. Ödülü takdim etmek için rektörlerimizi sahneye davet edeceğiz. Ardından genç bilim insanlarımızı soyadı sırasıyla buraya alacağız. Hazırsak başlayalım hocam, ne diyorsunuz? Tamam peki. İşte ilk genç bilim insanımız. Doçent Doktor Engin Durgun, Bilkent Üniversitesi. Doktor Engin Durgun, genç yaşına rağmen yaptığı bilimsel çalışmalarla kendisini hesaplamalı nanoteknoloji ve malzeme bilimi alanında tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Doktor Durgun'un yaptığı teorik hesaplamalar sayesinde deneysel çalışan malzeme bilimcileri, kimyagerler ve fizikçiler daha hedefe odaklanmış çalışmalar yürütebilmekte, boşa zaman ve kaynak israf etmemektedir. Doktor Durgun'un gerçekleştirdiği hesaplamalar neyin mümkün, neyin ise imkansız olduğunu bulup deneysel çalışan bilim insanlarına yol göstermektedir. Bu sayede hem yepyeni malzemeler sentezlenebilmekte hem de mevcut malzemelerin yeni ve bilinmeyen özellikleri ortaya çıkarılabilmektedir. Hocam ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bir de buyurun sizden dinleyelim. Ödülünü vermek üzere Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Cevdet Coşkun'u alkışlarımızla aramıza almak isterdik fakat aramızda olmadığı için onun yerine İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü ve Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Sıddıka Semahat Demir'i sahneye davet ediyoruz efendim. Buyurun efendim. Şöyle alayım sizi. Şunu da alayım. Ve alkışlarınızla Doçent Doktor Engin Durgun'u Bilkent Üniversitesi'nden sahneye davet ediyoruz efendim. Şöyle alabilirsem sizi bu tarafa doğru, şuradan. Hocam bir şeyler söylemek ister misiniz? Ses var mı onda? Açalım mı? Pardon efendim, affedersiniz. Buyurun. Hocam çok çok tebrik ederiz. Harika bir rol modelsiniz. Demin de konuştuğumuz gibi. Bilimde ilham veren ve önemli konuları çalışan. Başarınızın devamı dileriz. Nice nice kutlamalarda bütün bilim insanlarıyla birlikte olmak üzere. Hocam siz bir şeyler söylemek ister misiniz?
Birkaç bir şey ben de söylemeye gayret edeceğim. Öncelikle beni bu ödüle layık gören emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bilim ve kahraman kelimesinin bir arada geçtiği, bu ortamda benim de ismimin geçmesi beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Ödülü aldığımı sanırım en çok 4 yaşındaki kızım sevindi. Çünkü benim bir süper kahraman olduğumu düşünüyor. Müthiş! Tam olarak neyi anladığını bilemiyorum ama bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Hiç rahatsız değilim nasıl yorumladığından. Ekip olarak tek başına aldığım bir ödül olarak düşünmüyorum bunu. Ekip çalışması var burada. Grubumun ismini gördüğünüzü ümit ediyorum. Ekip çalışması yaptık. Bilgisayarın gücünü kullanarak nanoteknoloji alanında temel sorulara cevap ve çözüm aradık. Çok çalıştık, gayret ettik. Bu alanda, emekli bu macerada, bu serüvende yalnız olmadığımızı bilmek, bize destek verenler olduğunu bilmek bizim için çok büyük motive kaynağı, bunu belirtmek istiyorum. Son olarak da müsaade ederseniz çok kişiye teşekkür etmek isterim ama çok uzatmak istemiyorum. En başta aileme ve desteğini esirgemeyen eşime çok teşekkür ediyorum. Kendileri henüz farkında değil ama enerji kaynağım olan, yaşam enerjim olan iki küçük kızıma da buradan sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Sizi burada bekleteceğiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Buyurun. Hocam biraz bekleteceğiz sizi. Sıradaki bilim insanımız Doçent Doktor Sinem Çöleri Ergen, Koç Üniversitesi. Doktor Sinem Ergen aslında toplum için bir gelecek mimarı. Geleceğin dünyasının tasarımlarını yaparken kullandığı alet ise telekomünikasyon ve elektronik sensörler. Onun hayal gücü ve bilimsel çalışmaları sayesinde bugün hayatımızda en fazla vakit çalan şeylerden olan trafik, belki de bir süre sonra sabit ve kanıksanmış bir şey olacak. Evdeki kediyi beslemek için tatilimizi kısa kesmek zorunda kalacağız. Eve geciktiğimizde yemeğin altını kapatabileceğimiz, iş yerinde otururken hastanedeki tüm tetkiklerimizi yapabileceğimiz, çünkü Doktor Ergen hayal gücünü bilimin yardımıyla mühendisliğe ve oradan da hayatımızdaki uzaktan kumanda edebileceğimiz bir ürüne dönüştürüyor. Hocam. Hocam Doktor Sinem Çöleri Ergen, ümit ederim ki doğru okudum ismini, Koç Üniversitesi'nden. Hocam biraz mikrofona yakın olacak. Akıllı ulaşım, haberleşme, gözetleme ve güvenlik sistemlerini ortaya koyduğu kablosuz, yüksek hızlı, büyük kapasiteli veri aktarımına yeni yaklaşımlar ve modeller nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür. Doçent Doktor Sinem Çöleri ödülünü almak için burada değil maalesef ki. Onun yerine Nil Demir sahneye çıkacak. Ama malum bilim olduğu için teknolojiyi... Buyurun İnan, buyurun. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalıştık. Sinem Hanım bize bir video gönderdi. Şimdi onu yayınlamak istiyoruz. Sevgili misafirler ve Bilim Kahramanları Derneği üyeleri, şu anda orada olup sizlere bu konuşmayı canlı yapmayı isterdim ama çok önceden planladığım ve değiştiremediğim bir uçak yolculuğundayım. Bilim de uçaktan canlı bağlanmayı daha getiremedi ama üzerinde yoğun olarak çalıştığım konulardan bir tanesi. Bu ödülü layık gördüğü için Bilim Kahramanları Derneği'ne teşekkür etmek istiyorum. Gençlerin bilime, inovasyona ve girişimciliğe yönelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilimin içine girdikçe öğrenmenin ve üretmenin bir sınır olmadığını görüyorsunuz. Bilimde yaratıcılığı çok çalışmakla birleştirmek gerekiyor ve bunu gerçekleştirdiğinizde insanların hayatlarını kolaylaştırabilecek, hatta kurtarabilecek çözümler getirebileceğinizi fark ediyorsunuz. Bu daha çok çalışmanızı ve üretmenizi sağlıyor. Teknolojinin hızla dalga dalga ilerlemesi hem yeni bilim alanları açıyor hem de bilimin hayatımıza girmesini kolaylaştırıyor. Benim gençlere tavsiyem bu yeni dalgaları yakalayacak şekilde bilimsel çalışmaları yakından takip edin. Kendi özelliklerinize uygun bir bilim alanı belirleyin ve bu alana odaklanarak çok çalışın.
o zaman kalıcı etkiler yaratabilirsiniz. Bilim Kahramanları Derneği'ne gençleri bilime yönelten programlarındaki başarıları için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hocam. Bir fotoğraf alabilir miyiz efendim? Bir şeyler söylemek ister misiniz efendim? Peki efendim. Tabii tabii açık efendim. Evet, ben de Sinem hocamızı çok tebrik ederim. Sağ olun Nil Hanım, siz ödül alıyorsunuz. Sinem hocamızı da bir kadın bilim insanı olarak, rol model olarak tekrar tebrik ederiz. Sağ olsun, mesajı da bize ulaştı. Biz de mesajı aldık. Biz de mesajı dağıtacağız. Çok peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Nil Hanım. Çok teşekkürler. Hocam biraz daha bekletelim sizi. Doçent Doktor Buğra Gedik, Bilkent Üniversitesi. Doktor Buğra Gedik günümüzde nanoteknoloji kadar popüler başka bir alanda çalışmakta. Bu yeni tip oluşumun adı Big Data. İnsanlara inanılmaz bir hızla artan paylaşma isteği ve bununla beraber gelen veri işleme, depolama, saklama ve koruma gereklilikleri pek farkına varmasak da önemli tıkanıklıklara ve şahsi güvenlik problemlerine neden olmakta. Doktor Gedik'in çalışmaları sayesinde çığ gibi artan veriyi daha hızlı, daha ayrıştırıcı işleyebileceğimiz ve bunlara ulaşım çok daha kolay olurken güvenlik açıkları da minimuma inecek. Bu sayede hastalıklar bir epidemik halini almadan önlem alınabilecek. Belki kazalar olmadan önlenebilecek. Kişiler fark etmeden bile onların ihtiyaçları belirlenip sistem ona göre kapasite artırımları ve atıl kapasitenin paylaşımını otomatik olarak şekilde ayarlayacak. Hocam? Hocam, Doktor Buğra Gedik Bilkent Üniversitesi'nden 2015 Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık gören doçent Doktor Buğra Gedik, teknolojinin dijitalleştiği günümüzde büyük verileri işleme alanlarındaki tecrübe birikimini Türkiye'de akademik ve endüstriyel ortamda yayarak günümüz teknoloji ve bilimsel gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu yüzden ödüle layık görülmüştür. Buğra Gedik'in ödülünü almak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent Doktor Selçuk Aktürk'ü sahneye davet etmek istiyoruz efendim. Geldiniz. Hocam bir şeyler söylemek ister misiniz? O güzel. Mesajı var. Sanıyorum ki akademiye teşekkür edecek. Öncelikle Buğra Hocam adına bu ödülü aldığım için çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Buğra Hoca sabbatical görevi nedeniyle yurt dışında, o yüzden gelemiyorlar. Müsaadenizle iletmiş olduğum notu okuyacağım. Tabii ki. Bu değerli organizasyon için tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bugün aranızda olamadığım için çok üzgünüm. İnsanlık tarihi boyunca bilimsel ve teknolojik gelişme üstel bir artış çizgisine ilerlemekte. Buna rağmen bilgi çağını yaşamakta olduğumuz günümüzde bilime ve bilimsel düşünceye olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Bu organizasyonun ülkemizde bilimin gelişmesine ve bilimseverlerin artmasına vesile olacağından hiç kuşkum yok. Bana layık gördüğünüz bu ödül için çok teşekkür ediyorum ve bir bilim kahramanı olarak üstüme düşeni yapacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Buğra abiye de saygılarımızı iletin lütfen. Ben de Buğra hocayı tebrik tabii ediyorum. Tabii ki, buyurun efendim. Bilim kahramanlarımız ve bilim ödülleri alan bütün hocalarımız çok uluslararası. Bununla da gurur duyuyoruz. Çok tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hocam teşekkür ederiz size. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşeceğiz. Buyurun. Doçent Doktor Vehbi Çağrı Güngör, Abdullah Gül Üniversitesi. Doktor Vehbi Çağlar Güngör'ün de haberleşme alanındaki çalışmalarıyla toplumda her bireye dokunacak sistemler geliştirmekte. Doktor Güngör'ün yaptığı bilimsel çalışmalar, yaşadığımız alanların ne kadar güvenli ve dayanıklı olduğunun sürekli izlenilmesinden, elektrik kaçaklarının anında tespiti ve ölçülmesi sayesinde aile bütçemize katkıya kadar geniş bir spektrumda hayatımızı etkileyecek. Doktor Güngör'ün bu çalışmalarıyla ülkemizde ve yurt dışında da birçok bilimsel ödüle sahip. Belki de bu sayede gençler için iyi bir örnek.
Doktor Güngör'ün topluma önemli katkılarından bir tanesi de ilkokuldan başlayarak yeni nesle bilimi ve bilim insanını anlatarak ve örnek olarak onlara bilim hakkında heyecanlanmalarını sağlamak. Hocam. Hocam, Doktor Vehbi Çağrı Güngör, Abdullah Gül Üniversitesi. Kablosuz ve akıllı ağlarda enerji nakil hatlarında ve internet sistemlerinde özellikle makina haberleşmesindeki ortaya attığı son derece önemli stratejiler ve çözüm yaklaşımları nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür. Ben kendisinden ilham aldım ve bütün bilim kahramanlarımıza bir şey teklif etmek istiyorum. Bu hani biraz önce söylenen 9-16 yaş arası yarışma var, bilim kahramanlarının yarışması. Lütfen ona gelin ve oradaki heyecanı görün ama jüri olarak gelin, çok seveceksiniz. Ben bu sene bambaşka bir hayat yaşadım, öyle söyleyebilirim. Ödülünü vermek üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Güden'i sahneye davet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Ve Vehbi Çağrı Güngör'ü sahneye davet etmek istiyoruz efendim. Hoş geldiniz. Hocam biraz sola doğru alabilir miyiz sizi fotoğraf için? Hocam bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Tabii ki. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında ben bilimi toprak anaya benzetiyorum. Nasıl toprağa bir tohum ektiğinizde, onu özverili olarak yetiştirdiğinizde, çalıştığınızda, çabaladığınızda güzel meyveler veren bir ağaç elde ediyorsanız, bilim de aslında öyle. Genç beyinlere gelirseniz, onların yetişmesinde öncülük ederseniz, sebat gösterir, sabır gösterir, tüm enerjiyle onların yetişmesine ön ayak olursanız topluma faydalı olan bireyler yetiştirebilirsiniz. Bu nedenle Bilim Kahramanları Derneği'ne sonsuz şükranlarımı iletmek isterim. Diğer ödüller yanında Bilim Kahramanları Derneği'nin aslında ayrı bir önceliği var. Bilim adamlarının eserleri, yayınları, projelerinin yanında topluma faydayı, genç nesillerin yetişmesine gösterilen çabaya da değer veriyor. Onun için Bilim Kahramanları Derneği'nden aldığım bu ödül benim için ayrı bir öneme sahip. Bu ödülü almamda yardımcı olan, beni motive eden, sevgi dolu bakışlarıyla, motive edici sözleriyle hayatıma anlam katan eşime, vefakar anneme çok teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda sonsuz, tükenmez, bitmeyen enerjisiyle bize rol model olan üniversitemizin, Abdullah Gül Üniversitesi'nin rektörü Sayın İhsan Sabuncuoğlu'na da sonsuz teşekkür etmek isterim. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Kendisi sabah Kayseri'deydi, öğlen Ankara'da, akşam İstanbul'da, geceliğin tekrar Kayseri'de olacak. Sağ olsun tatlı sert bizleri yönlendirmesiyle, geleceğimizi şekillendirerek, bizleri motive ederek bu ödülleri almamızı sağladı. Konuşmamı son olarak benim enerji kaynağım, yaşam kaynağım, çocuklarıma teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Aynı zamanda ben Kayseri'de son 3 senedir yaşıyorum. 33 senem Ankara, İstanbul, Amerika üçgeninde geçti. Son 3 senede beni tanıyanlar bilir, benim başımdan geçen komik anılarımın başrol oyuncusu kayınpederimdir. Kayseri'yi benim için yaşanır kılan, zamanlarımın verimli geçmesini sağlayan kayınpederime, kayınvalideme sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Sağ olsun onlar bize lojistik destek vermese, çocukların bakımında yardımcı olmasa biz bilim adamı olma yolunda ilerleyemezdik. Tekrar beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Desteğinizi ve ilginizi göstermeye devam edin. Teşekkürler, sağ olun. Hocam, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii hocamızı kutluyorum, tabii sayın rektörümüzü de kutluyorum. Ya ben aslında çok heyecanlandım böyle genç bilim insanlarının kendi araştırma gruplarını kurmuş olması. Türkiye'de bilim ve teknolojinin değiştiğini gösteriyor gibi. Çünkü ya biz inovasyon ve girişimcilik alanında çok büyük tartışmalar yapıyoruz aramızda da. Bu tür etkinlikler çok fazla yapıyor ama arka taraftan mutfakta kimseye çalışmayınca inovasyon da olmuyor. Tabii bunu görünce ben çok mutlandım. Tabii
Öncelikle tebrik ediyorum. Herkes size, sizin gibi kayınvalide ve kayınbaba nasip etsin. Ailenizde kutluyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hocam sizi biraz daha burada misafir edeceğiz. Doçent Doktor Emre Onur Kahya, İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi. Doktor Emre Onur Kahya'nın çalışmaları sayesinde yaşadığımız evren ve onun oluşumu sayesinde daha fazla bilgiye sahip olabiliyoruz. Doktor Kahya'nın çalışmaları bugüne kadar evrenimiz hakkında yanlış bilinen olguları aydınlatılmasında çok büyük rol oynuyor. Bu çalışmalar sayesinde belki de bugün sorun olan ve savaşlara neden veren ham madde kıtlıkları veya çaresiz gözüken bir problemin çözümlerinin evrende bir yerde olduğunu öğrenip bunların peşinden gideceğiz. Doktor Kahya yeni Christoph Kolomb'lara ilham verecek. Hocam? Doçent Doktor Emre Onur Kahya İstanbul Teknik Üniversitesi'nden evri uzay zamanda skaler alanların dinamiğine olan kuantum etkileri üzerine yaptığı çalışmalar ve bu çalışmaların kozmik şişme ve karanlık madde gibi skaler alanı üzerine içeren fizik olayları için önem arz etmektedir. Pardon. Bu nedenle Doçent Doktor Emre Onur Kahya bu ödülü layık görülmüştür. Doçent Doktor Emre Onur Kahya'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz efendim. Bilim Kahramanları Derneği'ne ilk önce çok teşekkür etmek istiyorum. Ben galiba ödül alan diğer hocalarımızdan biraz daha farklı, teknolojiden ziyade biraz daha felsefeye yakın olan evren bilim yani kozmoloji alanında çalışıyorum. Belki onunla ilgili bir iki şey söyledikten sonra da teşekkürler ileteceğim bir iki kişiye. Kozmoloji yani evrenin ne olduğu ile ilgili birçok şey biliyoruz aslında. Yani 14 milyar yıl önce oluştuğunu biliyoruz büyük bir patlamayla. Ama bilmediğimiz çok şey var. Örneğin sadece %5 ile ilgili bir fikrimiz var. Yani bizim şu anda üstünde oturduğumuz, yaşadığımız yerler. Bunlarla ilgili bir bilgimiz var ama karanlık madde diye evrenin %20'sini oluşturan şeyle ilgili sadece çok basit bir fikrimiz var ama ne olduğunu bilmiyoruz, gözlemlemedik. %75'i ise karanlık enerji denilen hiçbir özelliği bilmediğimiz bir maddeden oluşuyor. Yani evren şu anda %95'i ile ilgili neredeyse hiçbir fikrimizin olmadığı koskoca bir yer, 14 milyar yıl önce oluşmuş. İlk insandan beri işte nereden geldim, nereye gidiyorum, işte yani hatta evrene atılmış diyelim Heidegger gibi, Trollness bir şeyle, biraz felsefeyle bağlayalım. Yani bu insanların sürekli sorularının cevabını bulmaya çalıştığı şey, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz sorularının cevabı kozmolojide ve evren bilimde. O yüzden ben de bu alanda çalışmaktan çok heyecanlıyım. Bunun dışında bir iki kişiye teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii bir tanesi annem. Yani İnsanın hayatında ya annesi ya babası çok büyük etkisi vardır. Benim annem, yani küçüklükten beri hatırlıyorum mesela dördüncü sınıftayken ilkokul 4'te Platon'un Devlet kitabını okumuştum. Yani o zamandan beri bu işlere yani ilgi duydurtan annem, ona teşekkür ediyorum. Tabii ki babam, ailem, eşim, çocuklarım bunlar. Ama onun dışında resimde de çokça resmini koydum. Oktay Hoca ile Florida'dayken tanışıp yani çok yakın ilişkilerimiz vardı. İnanılmaz birisiydi. Hayatımda tanıdığım en müthiş bilim adamı. Çok yakın zamanda da vefat etti biliyorsunuz. Ona da başsağlık diyorum yine. Yani o bilime aşık bir insandı. Yani şöyle diyeyim, evinin olduğu yerden fırtına girip evini mahvetmişti. O inşaat işleri uğraşırken çok sıkıldığı zamanlarda kütüphaneye girip 2-3 saat matematik çalışıp dinlenip çıkan birisiydi yani. İnanılmaz bir... İyiymiş. O yüzden kahramansa benim en azından kahramanım o diyebilirim. Onun dışında başka resimlerde de müziğe de çok ilgi duyuyorum tabii. Yani kozmoloji, müziğe, felsefeye her şey çok şey olan. Bu da Menuhin'i tanıyanlar vardır. Kız kardeşinin öğrencisi. Hatta onunla ilgili çok kısa bir şey söyleyip bitireyim. Planck diye bir konferansta Yunanistan'da, bu Yanya'da, Ionina'da. Orada benim dalımda olan konuşmaları dinlerken
Yani biraz da açıkçası çok afaki şeyler olunca sıkılıp esnediğini hatırlıyorum ama Menuhin'in öğrencisinin resitlerini bir saat boyunca hiç gözüme kırpmadım. Yani inanılmazdı. Yani büyük ustalardan önce böyle oluyor. O yüzden onun da resmini koymak istedim. Belki de müzisyen olmam lazım, hiç bilmiyorum. Bir de son olarak en çok sevindirici kısmı ise bunun genç bilim adamı ödülü olması oldu. Çünkü 40 yaşıma yaklaşıyorum. O yüzden... O yüzden 45 krizi geliyor galiba. Güzel kısmı da o. Hocam gençiz, daha dur bakalım. Ne yapıyoruz? Yolun başındayız ya. Yapacak çok iş var. O yüzden özellikle genç bir insan ödül olduğu için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam siz bir şeyler söylemek istersiniz. Aslında hocamız çok önemli bir konuda çalışıyor. Evren, aslında bilmediğimiz çok şey var. Türkiye'de bu konuda çok az bir insana çalışıyor. Mesela ben şeyi duyduğumda çok şaşırmıştım. Evrenin ortalama sıcaklığının 3.3 Kelvin olması. Daha öğreneceğimiz çok şey var ve hoca, yani sizin gibi hocalarımıza da çok ihtiyacımız var. Ben de çok seviyorum aslında kozmoloji, sık sık da okuyorum. Ben hocamızı tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık, başarılarınızı devam ediyoruz efendim. Doçent Doktor Filiz Kuralay, Ordu Üniversitesi. Doktor Filiz Kuralay yeni nesil bilim kadınlarımızdan örnek olabilecek genç bir araştırmacı ve eğitimci. Birçok ulusal ve uluslararası kurum ve vakıf tarafından ödüle layık görülmüş. Çalışmaları yapmış ve bunun yanında kalbi memleketi Ordu için atan genç bilim insanı ve bir lider. Doktor Kuralay hem akademik, hem eğitim, hem de yöneticilik konusunda üniversitesinin önemli bir yükünü omuzlarına almış, zevkle, şevkle öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırken bir yandan da nano boyutta biyosensörler, motorlar ve robotlar konusunda çalışmalarına devam ediyor. İleride Doktor Kuralay'ın araştırmaları sayesinde belki de damarlarımızda dolaşan küçük robotlar sayesinde ilaçlar sadece olması gereken yerde serbest kalacak ve belki de ameliyatlar artık nano boyutta robotlar sayesinde kansız ve kesiksiz şekilde yapılabilecek. Bu arada Doktor Kuralay'ın ekibi ve çalışma arkadaşları sayesinde Ordu Üniversitesi'de uluslararası güne sahip araştırma laboratuvarları olacak. Hocam? Biz hakkında ilk önce burada yazanlara bakacağız. Sonra ben de kendi hikayemi anlatacağım, müsaade ederseniz. Doçent Doktor Filiz Kuralay, Ordu Üniversitesi'nden. Nanoteknoloji ve elektrokimyasal biyosensörlerin biyomedikal alanda özellikle de kanser alanındaki uygulamaları üzerine yapmış olduğu nitelikli çalışmaları nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür. Bu seçici kurulumuzun yazdığı kelimeler. Ben kendisiyle aynı zamanda seyahat etme şansına dolaştım. Orada da öğrencileri için, bilim için, üniversitesi için nasıl savaşıp, pazarlık yapıp o üniversiteyi daha iyi seviyeye getirmek için çalıştığını da bizzat gördüm. Çok aksi ve sabit fikirli olan yaşlı bir Japon'u dahi ikna edebildi bu konuda. Gerçekten bilime gönül vermiş genç bilim insanlarımızdan biri. Doçent Doktor Filiz Kuralay efendim. Geldiniz. Ordu Üniversitesi'nde 2013 yılından beri doçent doktor olarak çalışmaktayım. Ordu doğumluyum ve Ordu Üniversitesi'ne hizmet etmekten çok büyük gurur duymaktayım. Öncelikle Bilim Kahramanları Derneği'ne bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ederim. Bilim Kahramanları Derneği'ne, çalışanlarına ve aynı zamanda yöneticilerine. Bilim Kahramanları Derneği bizim de tabii ki medyadan takip ettiğimiz kadarıyla bilimin çok küçük yaştaki gençlere aşılanması ve düzgün bir biçimde öğretilmesi adına çok güzel faaliyetlerde bulunan bir dernek. Bu anlamda benim bu dernekten aldığım ödül benim için çok önemli ve çok kıymetli. Tekrar çok teşekkür ediyorum herkese. Sonrasında dediğim gibi 2006 yılında kurulmuş olan ve Taşra Üniversitesi diye şu an nitelendirilen üniversiteden gelmekteyim. Tabii ki bizim
çoğu üniversiteye göre şu aşamada belirli bütçelerimiz var. Çok küçük bütçelerle daha yolun başındayız. Ama bu anlamda ben rektör hocama, dekan hocama her zaman desteğimi arkamda hissettiğim için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biz çok küçük bir grubuz Ordu Üniversitesi'nde. Öğrencilerim asıl benim, bilim kahramanlarım. Her zaman kampüse gülerek gidiyorum. Emin olun ki bir gün yüzüm asık kampüse gitmedim. Çünkü benim için o kadar huzurlu ve güzel bir ortam hazırlıyorlar ki. Aramızda bugün öğrencilerim de var. Onlara da çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Ve bu atmosferi bizimle paylaştığınız için ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Filiz hocamızı tebrik ediyorum ve ayrıca bugün ödül alan tüm genç bilim kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bilim Karamanlı Derneği de aslında çok önemli bir iş yapıyor. Esasen çok kalabalık değil ama bugün burada ödül alan arkadaşlar yarın ayrı bir motivasyonla çalışacaklar. Ona inanıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz çalışmalarınızın devamını. Bu sabahçı ruhunuzun devamını diliyorum efendim. Ellerinize sağlık. Buyurun. Hocam size de teşekkür ederiz. Fazla ayakta beklettik. Kusura bakmayın. Yardımcı doçent doktor Özgür Şahin, Bilkent Üniversitesi. Doktor Özgür Şahin'in çalışmaları bugün insan sağlığının önünde duran en önemli sorunlardan biri olan kanseri yenmek ve kontrol altında tutmakla alakalı. Kanseri yenmek için onu ve kullandığı taktikleri anlamak gerekli stratejisini kullanarak çalışmalarına devam eden Dr. Şahin, bazı kanser türlerinin direnç mekanizmalarını incelemiş ve kaleyi içten fethetmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Dr. Şahin'in çalışmaları sayesinde belki de kanseri olduğu yerde hapsedip yayılmasını engelleyebileceğiz. Umarız Dr. Şahin elini çabuk tutup hızla sonuca varır ki, kendisinden umut ışığı bekleyen birçok insan rahat bir nefes alsın. Hocam. Yardımcı doçent doktor Özgür Şahin Bilkent Üniversitesi'nden. Kanser moleküler biyolojisini, biyoinformatiği, tıbbi bilimleri ve sistem biyolojisini içine alan disiplinler arası çalışmalar yaparak kansere karşı yeni ve etkili yöntemler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu yüzden ödüle layık görülmüştür. Ödülünü vermek üzere Okan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ayşe Şule'yi sahneye davet ediyoruz efendim. Ve tabii ki yardımcı doçent doktor Sayın Özgür Şahin'i de alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hocam biraz sonra da görebilirsek. Öncelikle Bilim Kahramanları Derneği'ne ve rektörlere ve ayrıca seçici kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü almamda bence en büyük desteği veren eşim, kendisi de orada aslında laboratuvarda sondaki. çünkü bir pazar günü kahvaltıdan hemen sonra ben laba gidiyorum dediğiniz zaman eşiniz de biyologsa sizin gibi bunu anlıyor. Başka bir yalanlar olsa nereye gidiyor acaba diyebilir tabii. Bu önemli. Bilim konusuna dönersek aslında kanseri içten fethetme diyoruz. Kanseri eğer bir gün yenebilecek isek ki bugün 200'e yakın kanser çeşidi var. Bunu yapabilmenin tek yolu kanser kadar akıllı olabilmek ve ortak çalışabilmek. Yani eğer disiplinler arası bir çalışma yapabilir isek, burada biyologlar, kimyacılar, mühendisler, biyoinformatikçiler, bilgisayarcılar bunlarla bir araya gelebilirsek kanseri bence o gün yenebiliriz. Ve bu çağımızın sorunu olan bu hastalığı bu şekilde bertaraf edebiliriz diye düşünüyorum. Diğer bir konuda eğer teknoloji istiyorsak, ki bence istiyoruz. Teknoloji bilim olmadan olmuyor. Teknoloji olmadan da bilim olmuyor. Öyle bir sarmal var. O yüzden bilime, özellikle de yaşam bilimlerine, biyoloji, fizik, kimyaya
daha fazla değerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun sonuçlarını da en kısa zamanda alacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Hocam siz bir şeyler söylemek istersiniz. Evet, ben de söyleyeyim. Öncelikle sizi ve ödül alan bütün arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Evet, fazla değiliz burada ama bence çok özlü bir topluluk. Yalnız zaten bilim insanları da aslında yalnız ama beni çok etkileyen bir taraf var. Geçen sene de böyle düşünmüştüm. Bu vesileyle sizin yanınızda bunu da söyleyeyim. Yolu siz açtınız. Aslında herkes ailesiyle, varsa eşiyle, varsa çocuğuyla bunları hep beraber yapıyor. Dolayısıyla sosyal destek de son derece önemli. Bilim insanlarının ister sosyal bilimci olsun, ister fen bilimci bu desteğe de çok ihtiyaçları var. O açıdan ben sadece sizleri değil ve üniversitelerinizi değil, hepsinin destek verdiğini biliyorum. Ama ailelerinizi de kutluyorum. Önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle yalnızlığa müsait alanlarda bunun önemli bir destek olduğunu altını çizmek isterim. Teşekkür ederiz. Hocam, başarılarınızı devam ediyoruz. Hocam sizi birazcık misafir edeceğiz burada. Doçent Doktor Mustafa Şahmaran, Gazi Üniversitesi. Doktor Mustafa Şahmaran'ın çalışmaları dünyaya sudan sonra en fazla kullanılan malzeme olan geleneksel betonun özelliklerini mikro ve nano tabanlı tasarım yaklaşımlarını kullanarak iyileştirmek üzerine. Doktor Şahmaran'ın çalışmaları sayesinde yeni nesil yapılar üzerlerindeki yükleri ve kendi hasarlarını bir sensör gibi algılayarak hasarlarını kendi kendine tamir edebilme özelliklerine sahip olacaklar. Ayrıca geliştirmiş olduğu tasarım yaklaşımları sayesinde beton karışımlarına onlarca kat daha yüksek dayanım ve esneklik özelliği katarak bu tür betonların darbe ve patlamalara karşı zırh koruması olarak kullanılmasında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Hocam. Hocam, Doktor Mustafa Şahmaran, Gazi Üniversitesi'nden geliştirmiş olduğu kompozit malzemenin üstünün özelliklerine ilaveten ekonomik, çevre dostu ve doğal kaynakların en az seviyede kullanıldığı uzun servis ömürlü olup bu şekilde sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlamıştır. Üstün özelliklere sahip bir yapı malzemesinin özellikle depreme yönelik onarımı güçlendirme işleri başta olmak üzere inşaatın değişik alanlarında ülkemizde uygulamaya sokulması çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yaptığı çalışmalar ödüle layık görülmüştür. Doçent Doktor Mustafa Şahmaran'ı büyük alkışlarla sahiplendirdim. Ben de bu ödüle şahsımın layık gördüğünden dolayı Bilim Kahramanları Derneği'ne gerçekten değerli rektörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii biraz o zaman gündemi değiştireyim. Benim alanım inşaat mühendisliği, yapı malzemeleri, daha spesifik de beton. Yani kanserde, big data'da falan biraz farklı çalışıyoruz. Bununla ilgili küçük bir topluluğuz, küçük bir anımı anlatayım o zaman. Yine yıllar önce böyle bir ödül toplantısı için bir mülakata çağrıldım bilim kurulunun önünde. Sunuma başladığımda betondan başladım. O kişilerin yüzündeki hayal kırıklığını hiç anlatamam. Hiç unutamıyorum o günü. Neyse ki mülakatın sonunda bütün hocaların fikrini değiştirdim. Bizlerin de inşaat mühendislerinin, bu yapım malzemesinde çalışan kişilerin de bilime, insanlığa, ülkemize güzel şeyler yapabileceğini ikna ettim. O ödülde böyle bir başarılı oldum. Bizim de alanımız böyle bir ilkel bir malzeme. Ama güzel şeyler yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Buyurun. Bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen yıl da aynısını hissetmiştim. Gitmeyin. Buna da siz vesile oldunuz ama bütün arkadaşlarımız aynı şekilde yolu açtılar. Bu bilim insanları özellikle sosyal bilimci değiller. Önemli bir kısmı. Ama sosyal bilimciler de sanılmasın ki çok sosyaldirler. Bütün bu büyük bilim insanları aynı zamanda farkındaysanız fevkalade sosyaller. Çok espritüeller.
yaşama sevinciyle dolular. Belki öncelikle bunun hep sürmesini, hepiniz için sürmesini dileyelim. Bilim kahramanları da ve seçici kurul üyelerini de tebrik etmek lazım. Çünkü onlar da bu cevherleri bulup sadece bilim insanı olarak değil ama aynı zamanda insani değerleri de bizimle çalıştırmış oluyorlar. Aynen efendim. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hocam biraz daha sizi bekleyeceğim. Siz benden önce davrandınız. Ben aynı şeyi söyleyecektim. Biz şimdi filmlerde bilim insanlarını böyle içe kapanık, antisosyal. Gardırobu açtığımız zaman aynı gömlek, aynı pantolon ve aynı ceketten 25 tane falan. Ben bugün çok enteresan bir gözlem yapıyorum sayenizde. Teşekkür ederim. Yarın öbür gün bir bilim adamı oynamam gerekirse yani en azından yazarla tartışabileceğim ciddi bir feedback var bende. Çünkü bize yıllarca Hollywood işte bilim adamı dediğin adam kadife pantolon giyer, 25 tane ondan vardı, başka da bir şey giymez. Çünkü zaten onunla değil başka bir şeyle uğraşıyordur. Antisosyaldir. Nereye çağırsan gelmez falan diye anlatırlardı. Hep öyle. Şimdi sahneye çıkan herkese bakıyorum. Bir kere inanılmaz, sizin de söylediğiniz gibi inanılmaz sosyaller, inanılmaz ailelerine düşkünler. Herkes kızına, çocuğuna, karısına teşekkür ediyor. Kocasına teşekkür ediyor. Kayınpederine teşekkür ediyor. Ya ben iki defa evlendim, boşandım. Yemin ediyorum bu kadar ben teşekkür etmedim kayınpederime. Hayır yani o zaman şu mu yani? Evliliği sürdürmek için önce bilim adamı mı olacağız? Efendim, sıradaki bilim insanımız Doçent Doktor Hakan Usta, Abdullah Gül Üniversitesi. Doktor Hakan Usta kısa sürede yaptığı çalışmalar ve yayınlar ile gerek bilim gerekse teknoloji dünyasının takdirini toplamış genç bir arkadaşımız. Genelde nanoteknolojiyi yeni ve daha üstün performanslı organik yer iletken malzemeler üretiminde uygulasa da Doktor Usta'nın inorganik nano malzemelerle de çalışmaları ve yayınları mevcut. Doktor Usta'nın gelişmesinde katkıda bulunduğu organik yarı iletkenler sayesinde giyilebilir, katlanıp cebimize konulabilir ekranlar günlük hayatın bir parçası olacak. Doktor Usta bilimde takip etmek ve iyileştirmek yerine herkesin aksine yönde çözümler olabileceği gerçeğine inanıp ters yönde ilerleme cesareti gösterebilmiş genç bilim insanlarından. Yaptığı çalışmalar sayesinde organik moleküllerin elektron iletken, yarı iletkenler de olabildiğini göstererek yeni bir yön gösterebilmiştir. Ayrıca kendisi de bir bilim olimpiyatları katılanı olan Doktor Usta, sonrasında da gençleri bilimi sevdirmek ve onları en üst düzeydeki yarışmalara hazırlamak için görev almış ve lise yıllarından itibaren gençlere bilimi sevdirmeye çalışmaktadır. Hocam? Doçent Doktor Hakan Usta, Abdullah Gül Üniversitesi. Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanlarında 10 yılı aşkın bilgi birikimine ve araştırma deneyimine sahip bir bilim insanıdır. Plastik elektronik teknolojisi üzerine yaklaşık 5 sene boyunca çoğu patentle sonuçlanmış çalışmalar yapmıştır diye yazmış sadece seçici kurulumuz. Ben size başka bir anekdot anlatacağım. Öğrencilerime ders veriyorum. Genel hocam vereyim mi? Yok gerekmez. Budur. Hep onlara şey anlıyorum. Bir gün... Kayıt için gerekiyormuş hocam. Ben bunu vereyim, buyurun. Peki. Ben bunu vereyim. Daha rahat. Bir gün şey diyorum, cebinizden küçük bir plastik parçası çıkaracaksınız. Onu katlayarak açacaksınız. Sadece baktığınız zaman birden o günün gazetesi gelecek. Gözünüz aşağı indiğinde gazetenin bir sonraki sayfası gelecek. Ondan sonra aynı şeyi haberleşme için kullanacaksınız. Ve bu öğrencilerime şey, siz bunu yaşayacaksınız. Belki biz yetişemezsek de siz yaşayacaksınız diyorum. Hakan sayesinde sanırım ben de göreceğim. Öyle ümit ediyorum. Çok çalışıyor. Gerçekten çok çalışıyor. Kendisini aynı konularda çalışıyoruz, yaklaşık konularda. Kendisinin çalışmalarını izliyorum sürekli. Acele et biraz, ben de yakalayayım. Doçent Doktor Hakan Usta, alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Ben de Bilim Kahramanları Derneği'ne ve bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha sonra çok değerli rektörlerimize,
ve Seçici Kurul'a şahsımı böyle bir ödüle layık gördükleri için ayrıca teşekkür ediyorum. AGÜ Rektörümüz Sayın Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu'na da yoğun bir günün sonunda Çağrı Hocam özetledi. Buraya teşrifleri için ve bana 2,5-3 sene içerisinde AGÜ'ye katıldığından bu yana araştırma konusunda her konuda desteklerini arkamda hissettiğim için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben biraz kendi çocukluğuma ineceğim. Her ne kadar eğitim hayatımın büyük bir kısmı Ankara'da ve Amerika'da geçmiş olsa da Kayserili olarak eğitim hayatım boyunca bazı esprilere maruz kaldım. Bunların içerisinde en önemlisi ise Kayseri'de şöyle bir ritüel vardır. Hani jenerasyonu benim yaşımda olanlar bilirler. Ben de bunu yaşadım. İlkokul, ortaokul çağlarında genellikle okulun olmadığı dönemlerde yaz tatillerinde çocuklar esnafların, ticaret yapan insanların yanına verilirler ki bakalım ticarete kabiliyetleri var mıdır? Eğer varsa, daha doğrusu Kayserilerin tabiriyle kafaları çalışıyorsa ticarette bırakılırlar. Ama kafaları çalışmıyorsa da okutulurlar. Tabii bugün burada olduğum için hikayenin geri kalanını artık siz tahmin edebilirsiniz. Bu anlamda da gerçekten ben de kendi adıma şunu dedim. Eğer okuyacaksam gerçekten bu işin hakkını vererek sonuna kadar okumam gerekiyor. Bilimle üniversitenin öncesinde tanıştım. Lisede TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları. Birçok arkadaşım senelerini üniversite sınavına hazırlanarak geçirirken ben çok samimi bir şekilde ifade ediyorum. 2 ay kadar bir vakit geçirdim ÖSS'ye hazırlanmak için. Onun dışındaki birçok vaktim ulusal bilim olimpiyatlarında Türkiye milli takımına girebilmek için. İşte sonrasında da uluslararası arenada Türkiye'ye madalya getirebilmek için geçti. İyi ki de o günleri yaşamışım. Çünkü birkaç sene önce girdiğim doçentlik sınavında cevapladığım bazı sorular bile inanın 20 sene önceden hatırladığım o zamanki şeylerdi. Tekrar etmememe rağmen. Bu anlamda da hani Bilim Kahramanları Derneği bence Türkiye'de çok önemli bir boşluğu dolduruyorlar. Gençlere bilimi sevdirmek, onlara özendirmek çok çok önemli. 2,5 senedir de AGÜ'deyim. Her türlü araştırma desteğini arkamızda hissederek çok ciddi araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Ali Hocam'a çok teşekkür ediyorum nazik cümleleri için. Bu anlamda da sözümü bitirirken de eşime ve biricik kızıma, yaşam kaynağıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü inan bu 3 sene içerisinde hepimiz öyleyizdir. Ben eve hiç akşamları el boş gitmedim. Yani el boş gitmedi derken tabii marketten bir şeyler alıp gitme anlamında değil. Elimde ya mutlaka bir makale vardı ya yeni yazacağım bir proje vardı. Hepimiz öyleyiz. Çok iyi biliyorum bunu. Ve akşamleyin hani onlarla geçireceğimiz vakitlerden fedakarlık yaparak bugünlere geldik. Ve son olarak da ben bilimin gerçekten paylaşarak güzelleştiği ve zenginleştiğine inanıyorum. Bu anlamda her ne kadar kendim bu ödülü alıyor olsam da beraber çalıştım. Çok değerli hem Türkiye'den hem Türkiye dışında hoca arkadaşlarım var. Onlar adına ve öğrencilerim adına bu ödülü kabul etmek istiyorum. Hepinize de tekrar teşekkür ediyorum. Ben sizden önce kendimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok memnun oldum. Yani beni 3 rektörden biri seçmişler. 3 kere konuşuyorum burada. Çok güzel oldu bu. Sevgili Hakan Hocam, çok güzel bir şey söylediniz. Gene bu sefer sizinkinden yola çıkacağım ama arkadaşlarınız da bunu paylaşıyor eminim. Gençler ve gençken bu işe başlamak son derece önemli. Ben bugün kendi üniversitemde Bilim Kahramanları Derneği'nin yüzlerce öğrenciyle gerçekleştirdiği bir etkinliği izledim Şubat ayında. Gerçekten gözlerim doldu. Yani bu kadar gerçek bir şey olabilir. Orada bir ışık var. O ışığı yükseltmek lazım. O meşaleyi taşımak lazım. Ve yanlış anlamayacağınızı ümit ederek bilimi popülerleştirmek lazım diye düşünüyorum. Yani kesinlikle. Herkesin anlayabileceği, herkesi heyecanlandırabilecek hale getirecek. Ama burada bugün ödül alan herkes bunu zaten bence yaşamlarıyla, söylemleriyle yapabiliyorlar. Onun için özellikle de gençlere verdiği destek için aynı zamanda hem derneği hem sizin gibi bilim insanlarını kutluyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Efendim yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Kapanış konuşmasına geçeceğiz ama onun öncesinde hocamın söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Bunu popüler hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü bilimin esasında sıkıcı değil, eğlenceli bir şey olduğunu ve keşfetmeye çok açık bir şey olduğunu insanlara anlatmamız gerekiyor. Ben şahsım Yosim İzrail olarak bugün bu organizasyonda
çok tesadüfi bir şekilde bulunuyorum. Ortak bir arkadaşımız Özlem Hanım'ın ortak arkadaşı vasıtasıyla. Gönüllü olarak çalışıyorum burada ve bugün burada bu kadar genç insanı, bu kadar genç bilim insanını tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Söylediğiniz şeyi pekiştirmek adına söylüyorum. Sanıyorum ki bu sizin göreviniz değil, popülerleştirmek. Bu bizim görevimiz birazcık. Çünkü artık hepimizin elinde akıllı cihaz diye adlandırdığımız telefonun da ötesinde acayip bir alet var. Ve hepimiz sosyal medyanın bağımlılarıyız. Bunu kendimiz için, bilim için, insanlık için ve bu dünya için yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapan çok değerli hocalar var. Ellerinize sağlık, beyin hücrelerinize sağlık, DNA'larınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki bir takım şeyleri bizlerle buluşturuyorsunuz. Son bir şey söyleyeceğim, bağlıyorum. Hadi şu moleküler transportasyon işini bir çözelim. Bu çünkü şimdi İstanbul'da olmayanlar çok fazla bilmiyor. Bu trafik yedi bitirdi bizi. Bu yedi bitirdi, şunu çözelim. Eve birer tane modül koyalım. Hani çözelim, kaç paraysa halledelim. Siz de rahat edin, biz de rahat edelim. Efendim, kapanış konuşmasını yapmak üzere Bilim Kahramanları Derneği Başkanı, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Sıdıka Semahat Demir'i sahneye bir kez daha davet etmek istiyorum. Büyük alkışlarınızla. Hocam buyurun. Çok çok sevgili rektör arkadaşlarım, sayın seçici kurul üyelerimiz, kıymetli akademisyenler, bilim insanları, kamu, özel sektör ve STK'larımızın değerli temsilcileri, Bilim Kahramanları Derneği'nin değerli üyeleri, gönüllüleri ve destekçileri, kıymetli misafirlerimiz, sevgili ailelerimiz ve basından burada olan arkadaşlar. Evet, çok güzel bir törendi. Genç bilim insanları ödül törenimiz. Evet, burada bayağı çok heyecan ifade edildi. Sonuna geliyoruz. Ben büyük bir mutluluk ifade etmek istiyorum. Sağ olun, hepiniz geldiniz, şeref verdiniz. Evet, bilim aydınlık bir dünyanın kurulmasının yegane yoludur. Yaşamını bu bilinçle bilime ve bilimin gelişmesine adamış bir akademisyen olarak bilimin toplum odak noktası haline getirilmesi hususunu çok çok önemsiyorum. Bilim Kahramanları Derneğimizin de kuruluş amacı ve faaliyetleri bu kapsamdadır. Derneğimizin çalışmalarına katkıda bulunan bilim kahramanlarımız da bu doğrultuda önemli bir görev ve sorumluluk üstleniyorlar. Bugün de ülkemizin genç dimalarının, bilim insanlarının takdire şayan çalışmalarıyla elde ettikleri başarılarını taçlandırdık ve hep birlikte toplandık. Ve topluluk olarak mutluluğumuzun müthiş olduğunu biliyorum. Buradaki güzel konuşmalarla, güzel duyguların ifadesiyle hepimiz çok heyecanlandık, çok çok mutluyuz. Evet, kıymetli misafirlerimiz, derneğimiz yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerde ülke genelinde birçok üniversiteyle ve üniversitelerin temsilcileriyle işbirliği ve gönül birliği içinde. Bu bağlamda derneğimizin bilimi ve bilimsel faaliyetleri destekleyici çalışmalarında derneğimizle bu yıl işbirliğinde bulunan 3 kıymetli rektör arkadaşımı Profesör Doktor Sayın Cevdet Coşkun, Profesör Doktor Sayın Mustafa Güden ve Profesör Doktor Sayın Ayşe Şule Kut'a huzurlarınızda çok çok teşekkür etmek istiyorum. Rektör arkadaşlarımı bir daha bir alkışlamak istiyorum. Tabii ki Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü İhsan Hocam da sağ olsun teşrif ettiler. 2 tane öğretim üyesi de çok güzel ödül aldılar. Ona da çok çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Evet, detaylı ve özverili çalışmaları için 7 seçici kurul üyemize ve ödül töreni destekçilerimiz Sabancı Vakfı, TÜDEM Yayıncılık ve Sosyal İnovasyon Merkezi'ne de çok çok teşekkür ederim. Daha önce de değerli sunucumun bahsettiği gibi bu yıl çağrımıza 39 ilden 146 genç bilim insanımız çalışmalarıyla başvurdular. Her birinin son derece önemli, kaliteli araştırmalar, çalışmalar olduğuna inanıyoruz ve düşünüyoruz. Ancak seçici kurulumuz değerlendirmesi neticesinde yalnızca 9 tanesine genç bilim insanı ödülünü takdim etti. Seçilen ve çağrımıza katılan, başvuran tüm genç bilim insanlarımızı bir akademisyen ve bilim kahramanı derneğinin yönetim kurulu başkanı olarak canı gönülden kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Tabii ki hepimizin de fokus noktası olan
ailelerine, ailelerini de kutluyorum ve onları destekleyen bütün bilim camiasını ve üniversiteleri de tekrar kutlamak istiyorum. Evet, Genç Bilim İnsanı Ödülleri Projesi fikrini geliştiren Sosyal İnovasyon Merkezi kurucusu, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Suat Özçağdaş'a çok teşekkür ederim. Bugün organizasyonumuzun gerçekleşmesine büyük emekleri bulunan Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali Gülgen Hocama, Sayın Filiz Burhan Bayındır, Sayın Evren Akal ve Sayın Lena Elmaoğlu'na da çok teşekkür ederim. Her zaman benimle iletişimde olan derneğimizin genel sekreteri Sayın Özlem Mutlu'ya çok teşekkür ederim. Dernek çalışanlarımız Sayın Alper Elbirler, Sayın Aylin Yıldırım ve Sayın Volkan Özsoy'a da. Tabii ki çok çok sevgili sunucumuz Yoshi Mizrahi'ye çok teşekkür ederim. Hatta buradan biraz ilave sorumluluklar aldınız. Canınız sağ olsun. Sağ olun. Canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Bakın olaya hemen dahil oldum. Yani ışınlanma demedim. Moleküler transportasyon. Evet, sağ olun. Bilmiyorum yani ne kadar dahilim mevzuya. Sağ olun. Tabii bizlerle birlikte fotoğraf ve video ekiplerine, Sabancı Center çalışanlarına da çok teşekkür ederiz. Her zaman stratejik partnerlerimiz yanımızda. Abaoğlu, Allianz, Borusan Holding, Bursa Teleferik, IBM, İpragaz, Lego, Limak ve Philips'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, burada da bahsedildiği gibi bu bir etkinliğimizdi. Belki küçük bir gruptuk ama mutluluğumuz sonsuz. Bu çok çok önemli. Diğer etkinliklerimizde de sizleri görmek istiyoruz. Küçüklerle olan yarışmalarımız 6 yaştan gördüğünüz gibi 38-40 yaşa kadar birçok güzel bilimi sevdiren etkinliklerimiz var. Hepinize ve derneğimizle işbirliği yürüten tüm kişi, kurum ve kuruluşlara tekrar teşekkürlerimi arz ederim. Sağ olun, var olun, sağlıklı, varlıklı, mutlu olun. Hep bilim dolu olun. Sevgi ve saygılarımla. Hocam gitmeyin lütfen. Hocam gitmeyin lütfen. Plaketlerini almak üzere rektörlerimizi sahneye davet etmek istiyorum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Güten, Okan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ayşe Şule Kutu sahneye davet ediyoruz efendim. Plaketlerini hocam. Hocam lütfen gitmeyin. Seçici kurulumuzda sanıyorum ki Profesör Doktor Levent Sevgi Okan Üniversitesi aramızda olacaktı ama trafikte olduğuna dair bir bilgi geldi. Sanıyorum ki yetişemedi. Seçici kurulumuzun hepsini zaten hocamız teşekkür ediyor. Yönetim Kurulu Başkanımız çok teşekkür ederiz. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İhsan Sabuncuoğlu da sahneye davet etmek istiyoruz efendim. Değerli vaktlerimi İstanbul için ayırdı. Önce Ankara, sonra burası sanıyorum ki. Bugünü ölümsüzleştirmek adına toplu bir fotoğraf alabilir miyiz lütfen? Peki efendim. Ve bu fotoğrafı biraz daha bekletiyorum size. Bu fotoğrafı biraz daha kalabalıklaştıracağız. Bugün ödül alan genç bilim insanlarını lütfen sahneye davet edebiliriz efendim. 2015 yılın genç bilim insanları şöyle ortaya alırsak efendim hep beraber sizi. Altında 5. seni düzenleyeceğiz. Ümit ediyoruz ki eğer Özlem Hanım benden bugün memnun kaldıysa belki seneye tekrar ben sunarım. Bugün buraya teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle işte bilimle kalın.
kültürle kalın gibi böyle şeylerle kapamak istemiyorum. Çünkü eminim ki zaten siz hepiniz bilimin içinde yaşıyorsunuz. Geldiğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Seneye tekrar görüşmek üzere. Ağızlarınıza sağlık efendim. İyi akşamlar. Saygılar, sevgiler.